Bu derin yarığın oluştuğu yer Kenya. 2018 yılında bir deprem sonucu oluşan bu sıralar halindeki çöküntüler tüm basında merak konusu yandırdı. Kilometrelerce uzunluğunda bir çizgi gibi çekilmiş bu derin çukur, Kenya'da birçok televizyon kanalında tartışma konusu oldu. Ancak bu oluşan deprem sıradan bir doğa olayı değil. Bilim insanlarına göre bu Afrika kıtasının bölünme sürecini başlatan deprem. Kenya'da bir deprem sonucu oluşan bu yarıklar en sonunda okyanus yakınlarına ulaşıyor. Bu çatlaklar bazı yerlerde o kadar derin ki derinliği 30 metreyi buluyor. Levha hareketleri sonucu oluşan bu olay çok yavaş ilerleyen bir süreç. Levha hareketlerini çoğumuz lise derslerinden biliyoruz. Mantonun üstünde yüzen kaya tabakası zaman zaman kırılıyor ve yer kabuğu bir su üstünde yüzen gemi gibi magma tabakasının üstünde hareket ediyor. Kimi zaman birbirinin altına geçiyor, bazen de birbirinin üstüne biniyor. Tıpkı Himalayalardaki Everest Dağı'nın oluşumu gibi. Himalayalar dünya üzerindeki en yüksek sıra dağlardan biridir. İki plakanın birbirine yakınlaşması sonucu bu sıra dağlar oluştu ve üzerindeki kaya katmanını yukarı doğru sürükledi. Dünyanın en yüksek tepesi olan 8849 metre yükseklikteki Everest bu şekilde oluştu. İki büyük dev plaka günümüzde halen birbirine yakınlaşmakta ve Everest yükselmeye devam etmekte. Ancak her yıl sadece birkaç milimetre. Kenya'daki kopma ise sonun başlangıcı diyebiliriz. Bu süreç milyonlarca yıl sürecek. Birkaç milyon içinde kıta tamamen kopacak ve Hint Okyanusu'nda tıpkı Kıbrıs gibi yeni bir kara parçası oluşacak. Levha hareketleri dünyanın derinliklerinde sürekli devam eder. Gücünü magmadan aldığı enerjiyle sürdürür. 2005 yılında yine bu bölgede bir depremde çatlaklar olmuş, çok fazla etkili olmamıştı. Ancak bu kadar büyük bir genişleme 2018 yılında oldu. Kenya'da oluşan bu deprem Afrika kıtasının bölüneceğinin bir işareti. Şu an bölünme süreci başlamış durumda. Yaklaşık 50 milyon yıl sonra Hint Okyanusu'nda yeni bir kara parçası oluşacak. Dünyanın geçmişini daha önce merak ettiniz mi? Dünya haritasının geçmişine bir de bu açılardan bakın. Video umarım hoşunuza gitmiştir. Beğenip abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.